Yani daha önce güvenli dediği güney artık güvenli değil. Hamas güneyde de kuzeyde olduğu gibi direnişe devam edeceğini söyledi. Ateşkesin bitmesinin ardından Gazze'de saldırılar yoğunlaştı. Üstelik sadece kuzeyde de değil, bölgenin güneyinde de saldırılar başladı. İsrail ordusu saldırıların daha da genişleyeceğini açıkladı. Tsal mamshikh ve marhiv et ha'pu'la karkayit mul merkezi ha'kovet shel Hamas bechol retsuat Aza. Bechol retsuat Aza bemakom sheyesh merkez kovet shel Hamas. İsrail hafta boyunca 400'den fazla saldırı düzenlediğini duyurdu. Bu bölgelerin arasında güneydeki Han Yunus da vardı. İsrail ordusunda görevli bir hahamsa Gazze ve Lübnan'ı hedef gösterdi. O topraklar bizim dedi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da ateşkesin bitmesinin ardından Gazze'deki saldırıların genişletildiğini açıkladı. İsrail'in sivilleri hedef almaya devam ettiğini kaydetti. İrtakada hilal saatil madiye aşarat el mecazir el muravva vel kebira fi kafet muhafazat kıtayi Gazze. Hamas'tan yapılan açıklamada ise İsrail'in güneydeki saldırılarında da bir direnişle karşılaşacağı vurgulandı. Güneydeki direnişin kuzeyden az olmayacağı söylendi. وَلَا يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا قَالَ أَنَّهُ مَنْطِقَ آمِنَ وَغَيْرَ آمِنَ لَكِنْ الْحَدِيثِ عَنْ دُخُولِ الْجَنُوبِ لَزَالَ حَدِيثًا إِعْلَامِيًا حَتَّى اللَّحْظَةَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْتَرِقْ دِفَاعَاتِ الْمُقَاوَمَةِ وَلَوْ عَبَرَ حُدُودَ الْجَنُوبِ فَلَنْ تَكُونَ الْمُقَاوَمَةُ فِي الْجَنُوبِ أَشْرَسْ مِنْهَا فِي الشَّمَالِ. İran'dansa savaşın daha da genişleyebileceğini gösteren bir açıklama geldi. Savaşın bölgeye yayılmasının muhtemel olduğu belirtildi. در منطقه کاملا متصور هست. Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman Es-Sani de bu şartlar altında arabuluculuğun zorlaştığını söyledi. Bölgedeki insani felaketin derinleştiğine vurgu yaptı. Gazze'ye insani koridor açılması gerektiğini hatırlattı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise şehir savaşının ancak sivilleri koruyarak kazanılabileceğini belirtti. Eğer sivil halkın korunmasını önemsemezseniz taktiksel bir zaferin yerine stratejik bir yenilgi alırsınız ifadelerini kullandı. So I have repeatedly made clear to Israel's leaders that protecting Palestinian civilians in Gaza is both a moral responsibility and a strategic imperative. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de çok fazla masum Filistinlinin öldüğünü söylemişti. ABD'nin kesin tavrının uluslararası hukuka uymak yönünde olduğunu dile getirmişti. As Israel pursues its military objectives in Gaza, we believe Israel must do more to protect innocent civilians. Amerikan televizyon kanalı CNN'e konuk olan ABD'li Senatör Lindsey Graham ise bu açıklamalara tepki gösterdi. Palestinians, I don't want any innocent Palestinian to die, but how do you do this? Vice President Harris, tell Israel how to destroy Hamas in a way not to hurt innocent Palestinians, and I'll pass it along. Graham, Gazze'de daha fazla sivil kaybının daha fazla direnişçi üretebileceği yönündeki açıklamalara da karşı çıktı. ABD'li senatör skandal açıklamalarına devam etti. Bu kez de sivil ölümlerini meşru göstermek için İkinci Dünya Savaşı ile Gazze'yi kıyasladı. What is too many people dying in World War II after Pearl Harbor? Did the American public worry about how many people were dying to destroy Tokyo and Berlin? I know this is not the same, but it's similar.